Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Nirvan Oyun TV kanalına ve Age of Civilizations 2'de Birleşik Krallık serimizin yeni bölümüyle daha karşınızdayım. Şimdi dostlar, bir önceki bölümde hatırlayacaksınız, Almanya topraklarını almıştık. Etkin bir performans sergileyip iyi işler çıkartmıştık. Şimdi Avrupa içerisinde biraz daha ilerlemek istiyorum. Bunun için de ben bir Çekoslovakya üstüne sefer düzenleme taraftarıyım. Şuradaki bütün askerlerimi şöyle de çekeyim ben. Yavaştan yavaştan. Gelin abicim siz. Ben biraz daha takviye birlik çıkartayım. Biraz asker basmıştım zaten bölüme başlamadan önce. Biraz daha basalım asker. Çok güzel. Hepsine tek tek yardımcı olacağız. Şöyle gelin bakalım. Fransa üstündeki etkinliğimiz devam ediyor zaten. Siz de buraya gelin. İşte şöyle gelin bakalım. Hemen şöyle ekonomik büyümeye veriyorum. Şili ile bir ateşkes var. Yapıyorum. Savaşı büyütmeye gerek yok. Uzatmaya gerek yok. Pardon. Hemen şu yerlerin asimilisini yapalım. Fransa içerisinde hareketlilikler var. Ben şuraya asker desteği çıkartayım biraz daha. Oldukça kuvvetli. Çekoslovakya oldukça kuvvetli. Çünkü bize neyle karşılaşacağımız belli olmayacak burada. Adamlar her an karşımıza 30-40 bin asker getirebilir. Bir de ben onunla uğraşamam. Anlık olarak. Şurada şöyle yedek alanlar oluşturmak istiyorum. Güzel. Askeri birikimi oldukça sağlam. Şu alanı kapatırsak sık. Askerler bayağı sıkıntı oldu gibi geldi bir an. Bırak üstüne ilerleyelim. Gir reis şöyle. Ben Pram başkentinde bir hareketlilik bekliyorum. O da olduğu gibi neredeyse. Güzel. Tamamdır. Bak. Bizi korktuğumuz kadar etkilemedi. Ya Allah belanı versin oyun artık ya. Yeter vallahi, mübarek Ramazan ayında bile bana şu cümleyi kurdurtuyorsun ya. Çok güzel. Çekoslovakya'yı topraklarımıza kattığımıza göre buradaki ilerleyişimizi Avusturya Macaristan üstüne ilerleteceğim ben. Ya gidişat onu gösteriyor şu anda ama tabii ki buralardan da takviye birlik alacağız. Gel abi, gel gel gel. Nasılsınız arkadaşlar? Ramazan nasıl geçiyor? İyi mi? Oruçlar ne alemde? Tabii birazcık sıkıntı vardır büyük ihtimalle. Çünkü orucun da ilk dönemleri. Ama siz bir şekilde üstesinden gelirsiniz ya.
At bakalım şuraya doğru. Şimdi öncelik neresi olacak bilmiyorum. Ama nedense Macaristan üstüne bir giriş düşünüyorum. Çünkü Macaristan dost gibi görünse de toprak almam için lazım olan ne denir? Yapmam gereken şeylerden bir tanesi Macaristan almak. Akabinde de Avusturya'ya hedef alırız. Ya da öncesinde Avusturya'ya girsek de şu üstlerden çok sıkıntı yaşayabilirim ben ya. Ben yine buralardan takviye isteyeyim. Siz bana biraz daha takviye basın abi şuradan. Çok şükür Avrupa içerisinde en azından asker basabilir. Olası bir geri tepme olayında en azından şuradaki birliklerden asker tedariği sağlayabilirim arkadan. Tampon bölge oluşturmak lazım. Şimdi ise vergi gelirini biraz veriyorum. Ben önce bir Avusturya üste gireceğim. Avusturya'da aslında iyi asker vardır diye bekliyorduk ama gelmedi. Güzel olsun. Bizi yormasın. Problem değil artık. Kesin de çıkacak. Bu kadar basit. Avusturya'yı topraklarımıza kattığımıza göre görüntü cam gibi. Şimdi Macaristan'ı ablukaya almanın tam zamanı. Fransa oldukça büyüdü. İlk etapta Fransa'ya savaş açmayı düşünmüyorum şu an için. Çünkü sonuç itibariyle kuvvetli bir ülke bizi yer. Tamamdır abi. Biz bir Macaristan'a da bir merhaba diyelim. Baba merhaba. Budapeşte de bir akım bekliyorum. Yalan yok. İsyan gelirse direniş Budapeşte'den gelir diyordum. Oradan da gelmedi herhangi bir hareketlilik. Güzel. Nitekim oraya asker çıkarttı zaten. Burayı da aldığımıza göre güzel. Çin British Malaya aha Britanya Hindistan'ı bağımsız ilan etti. Yapacak bir şey yok. Bağımsız ilan edebilir. Şu anda onun üstüne bir akın ya da bir sefer düzenleyemeyiz. Gitmek isteyene kapımız her daim açık. Şimdi Yugoslavya Krallığı'na kadar dayandık. Yugoslavya Krallığı'na da savaş ilan etmek zorundayız. Çünkü ilerlemek istiyorum artık. Çok durma taraftarı değilim. Yugoslavya'yı da alırsam Yugoslavya'yı da topraklarımıza katarsak Avrupa içerisinde değişik bir ilerleme stratejisine sahip olacağız. Sonrasında Yugoslavya'dan sonra 2. Bulgar, Romanya ve Arnavutluk üstte bir sefer düzenlemeyi planlıyorum. Çünkü Avrupa'da ne kadar geniş bir coğrafya yayılırsak bizim için o kadar iyi olacak. Şimdi sizin buralardan asker tabii ki basma gibi durumu söz konusu değil diyecektim varmış.
askere davet ediyorum arkadaşlar, yapmayın. Şu anda askerden kaçma zamanı değil. Tamam, geri dönme garantiniz yok ama bizi buralarda bırakmayın. Güzel. Şurada bir takviye birlik oluşturun bakalım siz. Gelin abi, gelin burada bir alan oluşturun bize. 7000 asker var. Yeni çağ hoş geldik. Gözü kara çağı. Yani çağın isminde hayır yok ama. Ne yapalım, adamlar yapmışlar işte. Ben yine anakaradan asker çağırmaya devam edeceğim. Sonuçta böyle her yerden 2000-3000 asker çıkabiliyor burada. Yalnız Surbaşı'na getiri baya fazla oldu. Niye bu kadar? Bir dakika, İtalya ve Güney Afrika savaş ilan etti. Oo, tam ters köşe oldu şu anda. Ya Güney Afrika, sen nereden çıktın şimdi ya? Abi, biz seninle barış anlaşması yapalım. Sen topraklarına geri dön. Şimdi ben bu topraklardan asker desteği istersem şeyden sıkıntı olur. O nedenle Yugoslavya işimiz yarım kaldı. İtalya üstüne sefere doğru çıkıyoruz. Sen şuradan iyi toprak parçasını al. Şuralardan da asker çıkartalım. Asker desteğimiz gelsin ama Turbaş'a gideri bayağı düştü. Buralardan çok asker geldi. Lan düzgün düzgün duruyorduk işte. Ne alaka orası? Aga dal. Acımayın artık bu saatten sonra bize, çünkü acımayacaklar. İtalya fena halde hallendi bize. Haklı olaraktan. Şimdi göt kadar toprağa kaldı adamın da, gitti de bizim Beleşik Krallık'tan biz aldığımız yerleri geri aldık mı? Almışız. Alamamışız. Neyse, tamam, yapacak bir şey yok. Tamam, öyle karar aldık. Öyle olması gerekti ama Beleşik Krallık'ta bir, pardon, bir Beleşik Krallık nedir ya? Afrika Birliği ile bir hesabımız var. Niye bu kadar giderimiz var şu anda bizim? Yok. Ya 7000 düzeylerinde şu anda bunu düşüremiyorum. Düşüremeyeceğiz de kolay kolay. Ne yapsak? Ulan bütün askerini buraya mı çektin sen gerizekalı? Almanya'nın kalan bir iki tane toprağı var. Onun da nerede olduğunu bulamadık şu anda. Şurası. Tamam, sen orada bekle. Problem değil. Şurada 4000 askeri var. Bu 4000 asker için
Ya hayır ya, hayır. Hareket. Yapacak bir şey yok artık, tıkladık üstüne. Lan oğlum ne oluyor? Neleri tıklarsam tıklayayım direkt. Tamam. Gel buraya doğru birader. Tur başına getirimiz arttı ama. Tamam. Şu toprakları şuradan almaya çalışacağız. Şöyle geçirelim buradan. Sen kimsin? İkinci İspanya askeri yarışımı söylüyor. Geri çeviriyorum. Şu anda kimle savaşın var oğlum senin? Aa. Bir dakika. Kimle savaşın var senin? Sovyetler Birliği ve Paraguay. Benden nereye gideceksin? Sovyetlere gidecek. Verelim mi? Vermeyelim. Gerek yok. Bir de Sovyetleri kışkırtmayalım üstümüze. Peki bir Sovyetlerle aramızda nasıl? Kötüyüz. İlişkilerimizi geliştirelim. En azından oradan darbe yemeyelim. Şimdi agacım, bak. Oyun, delirtme beni. Abi hadi ama ya, ben çok zorlanıyorum şu anda İtalya üstünde. İtalya'da güzel askeri birikim var. Derken oradaki 17 bin küsur askerim 7 adam. Al buraya abi. Tamam, şöyle yapabiliriz bak. Şuralardan asker çıkartacağız. Başka çaresi yok şu anda bu işin. Çıkarttığımız salacağız üstüne. Turu başta getiri düzeldi de. Tamamdır abi. Hareket. İptal et. Dal abi. Dal üstad, dal. Dal. Çok büyük sıkıntım var şu anda bu. Dokuz. Tamam. İtalya'dan toprak aldık. Almanya. Burada artık yapacak işimiz belli oldu. Almanya, pardon. İtalya çok zorlayacak bizi ama. Bas abi, bas 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 asker bas. Tamamdır. Şimdi şuradan araştırmaya da birazcık verelim. Güzel. Venezuela'dan askeri yaşayıp reddettik. Ya geri çeviriyorum. Senin şu anda askeri erişim gibi durum söz konusu değil. Nüfusa bakalım.
Yoğunluk olan yerlerden biz yine asker basacağız. İtalya için. Bizim için önemli bir şey bu. Bu sefer daha etnik ve hareketli bir giriş yapmamız lazım. Tamamdır. Şöyle gelin bakalım abi birazcık. Yani neler yapabiliyorsunuz bir görelim buralarda. Güzel. Şuralardan çıkartılabilecek olan askerleri biz alalım. Amsterdam yok ne? Amsterdam. Viyana. Viyana. Güzel. Amsterdam nereden çıktı lan bir anda? Tamam, yukarıdan asker basmak birazcık mantıksız olacak bu saatten sonra. Biz yine nüfus artışına biraz daha verdik. Tamamdır. Şurada oldukça kuvvetli bir asker var ama bu bizi idare etmeyebilir. Fransa ha bir asker topluyor valla. 120 bin askere çıktı adamlar. Sen burada kal abi. Ben bir dahakisinde Almanya'da aldığımızda o toprakları almak istiyorum. 1949 senesine kadar geldik. Gidişat iyi, güzel, hoş, şekil. Yugoslavya Krallığı ile aramızda herhangi problem yok ama burayı almam lazım. Önce İtalya üstüne bir sefer düzeneceğiz o zaman. Oradan buraya geçeceğiz. Bunun için de bayağı kapsamlı asker basmam lazım. Onun için de çok hızlı bir şekilde tur geçmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle İtalya oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış vaziyette burada. Bizi çok yoracak. Yormaması için elimizden her eyaletten 1000-2000 asker basılıyor. Bizim için iyi bir sonuç bu. Tur başına getiri habire yükseliyor. Sonrası toparlanıyor. Bir dalgalanma oluyor bazen. Bir asker alımlar fazla yapıyoruz. Polonya ile savaşa giriyorlar. Şu anda Polonya ile savaşa giremem. Siz savaşa girin abi Polonya ile. Reddet. Siz dalın Polonya ile. Benim hedefim İtalya. Hay maşallah adam kavimler göçü gibi gidiyor vallahi. Çok güzel. Danzig şehrine savaş ilan ettik. Adamlar içimizden geçiyordu azdan. Aha. Otomatik olarak Polonya'ya da savaş ilan ettik değil mi biz böyle olunca? İyi bok yedik. Gideceğiz. Polonya oradaki topraklarımızı da aldı. Biz burada Polonya'dan toprak almazsak olmaz artık bu saatten sonra. ...758... Ya ben İtalya ile bir şeyler düşünürken adam gitti bizi Polonya ile savaşa soktu ya. Gerçi adam ne yapsın? Biz kendimiz kaşındık Polonya'ya karşı da.
Şurayı biz bir alalım da. Çok saçma bir savaş oluyor şu anda. Yani 100 küsür askerle toprak alıyoruz. Bu kadar basit yani adam. Abi buralardan asker çıkartıyoruz da bu Fransa niye durdu yine ya? Lanet federaller ya. Bizim başımız yine belaya soktular burada gittiler de. Ulan eşşi ol eşek. Madem gelip toprak alacağım beni niye uğraştırıyorsun şu anda? Adi pezevenk. Al. Kendi topraklarımızı kurtarıyoruz. Başka bok yaptığımız yok şu anda. Bence tamam bunlar ama. Şurada Nazi kaldı. Ha, Nazi ile bir alakamız yok. Hadi al şunu toprakla nereye alıyorsan. Tamam. Şimdi bak barış müzakereleri dediğim zaman da ben şuradan. Ben böyle istiyorum. Kısa vadede bir ateşkes yapalım. Tabii ki de kabul etmeyecek Fransa. Böyle iyi. İyi mi? Ben daha ne yapayım ya? Şu üç toprağı aldı ve şuraları aldım işte ben. Bak. Tamam. Ulan 20 puanlık yerim var. Geri zekalı. İyiyim böyle. Ha bunu mu istiyorsunuz ben anlamadım ki. Bunu da istemiyor. Sen kimle savaştasın? İkinci İspanya ile. Kabul et. Geç hocam. Para lazım şu anda ya. Kısıtlı bir bütçem var. Tamam. Peki şöyle yaptığımız zaman da. Benim 66 puanım var yalnız ha bu arada. Şimdi Danzig şehrini aldım. Danzig benim. Fransa otomatik olarak puan düşüyor la. Bir dakika bir dur. 141 puanı var bunun. Tıkladım. Yok. Yanlış oldu. Bir daha. Abi şöyle yapalım. ...11 puan. Cık.
Ulan Fransa'ya bıraksam da ateşkes yapamıyoruz. Bırakmasak da ateşkes yapamıyoruz. Ben anlamadım ki abi. Şimdi bunun aldığı yerler belli. Ama şimdi bir kere ulan sen bana neleri veriyorsun oğlum? Ben toprak alamıyorum ki burada böyle. Ateşkes dedik. Tamamdır ha. Bak şu alt tarafı toparlayayım ben. Güzel. 16 puanım var. Bak. Tık tık. Tık. Ağza tüküreyim. Ne kadar güzel gittiydik ya. Bak. Abi bir daha. ...15 puan kalıyor geriye. Şunu alayım. Bu adam bu salak ya. İyi tamam. Al ben de buraya aldım, o da oraya aldı. Böyle değilim. Bak. Şu üçü, şu ikisi. Bir kez daha. Aga yeter ya, sen bilirsin. Askeri şey falan yapmıyorum, anlaşma falan. Devam. Böyle gideriz o zaman biz burada. Bunun başka nerede toprağı kaldı bunların? Görebiliyoruz mu? Göremiyoruz. Şöyle tıkladığımız zaman da %90'ı %10, tamam mı? Bunların bir yerde toprağı var. Halen de almadığımız Polonya bak burada. Ha, gel bakalım sen şuraya bir. %94. Finlandiya, İsveç, İtalya, salla buraları. Tamam aga, şöyle yapalım bak. Hadi. ...20 puanım kaldı. Şunu aldım, şunu aldım, şunu aldım. Abi de bunu aldım. Ha bu kadar basit ya. Saçma salak iş yapıyorsun bana. Bütün askerlerim benim topraklarıma geçsin. Oha yanınıza. Asiler direkt isyan yaptılar. Polonya'da. Şimdi diyecek ki senin yüzden isyan oldu. Tamam, şurada Finlandiya'nın toprakları kaldı. Çok da problem değil. Sizi şöyle alalım. Bir sonraki bölümde İtalya'ya bayağı sağlam bir sefer düzenleyeceğiz. Yoksa öteki türlü bizim işimiz yaş buralarda abi. Gerçekten sıkıntıya gireceğim. Artık sıkıldım çünkü. Bayağı sıkıldım. Tamam, bu bölümde Avusturya Macaristan'ı aldık. İtalya'dan toprak aldık. Polonya'yı helal ettik. Polonya'dan toprak aldık. İstemeye istemeye de olsa savaşa girdik Polonya'yla. Yani orada birazcık kusurumuz oldu bizim ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Onun dışında da yapılacak herhangi bir işlemimiz kalmadı artık.
İtalya için biz burada asker biriktireceğiz. Çünkü bir sonraki bölümde İtalya'ya sürpriz yapmamız gerekiyor. O da bir sonraki bölümde olacak. Evet dostlar, video ve süre hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, kanala abone değilseniz de abone olup ailemize katılmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bye bye.